Saygıdeğer izleyenler, Ünye Merkez Çatalpınar Köyü, Ordu Büyükşehir statüsüne kavuşturulduktan sonra Çatalpınar Merkez Mahallesi'ndeyiz. Sezer ailesinin evlatlarıyla beraberiz. Burada geçmişten günümüze kadar yaşanmış bir olumsuzluk var. Düne kadar milli eğitimin olup bugün büyükşehir statüsüne geçince bu yer burada okula verilmiş yerde doğal olarak büyükşehire geçmiş oldu. Büyükşehir dün yani 13 Ocak burada kendince hak sahibiyim diye bir takım çalışmalar yapmış, sağa solu düzenlemiş, kendine ait olduğunu ileri sürdüğü arazi üzerinde yer sahiplerine bir şey sormadan yaptığı çalışmalardan mağdur olduklarını dile getiren Sezer ailesiyle beraberiz. Sizi tanıyalım. Ramiz Sezer. Ramiz abi kaç yaşındasın? 77. 77 yaşındasın. Evet. Aileden gelme bir mülkün evet. Üzerindesin. Burada büyüyen, burada yerleşen bir kişiyim ben. Tamam. Şimdi burada büyüklerinizin milli eğitime tahsis ettiği arazinin daha sonra ordunun büyükşehire geçmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğini söylediniz. Evet. Ve evet. İddianıza göre de %51 hisse bizim iken %49'a biz düştük, %51'i ordu büyükşehir aldı dediniz. Evet. Buyurun doğru. Haksızlığınızı anlatın. Tabu sahibisiniz değil mi siz? Biz şimdi 3,5 dönüm yerimiz var burada. Bu şekildeyken onların bir dönüm yeri varken evet. Onlar %51 oluyor, biz %49 oluyoruz. Evet. Bu adaletsizliğinin meydana çıkmasını istiyorum. Burada işlem yaparken size sormayışları sizi üzdü mü? Hiçbir şey sorulmadı. Ne muhtar tarafından ne büyükşehir tarafından hiçbirinde bir herhangi bir arama sorma yapılmadı. Araziniz üzerinde biz çalışma yapıyoruz. Siz ne dersiniz diyen olmadı. Hiç kimse bir şey sormadı. Bu şekilde. O zaman siz lafı uzatmadan büyükşehir yetkililerine buradan ne demek istediğinizi özetleyin. Buyurun. Buradaki adaletsizliği gelsin, çözsünler. Biz ama hakları varsa buyurun alsınlar. Burada. Değilse hakkımızı evet, versinler diyorsun. Hakları varsa gelsinler alsınlar. Hakları yoksa bizim hakkımızı bize versinler. Versinler evet. Diyorsunuz. Evet. Evet saygıdeğer.